Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz Spor Kolik'te. Şimdi Kayseri Spor, Çaykur Rizespor maçını ve Erciyesspor Gençlerbirliği maçını konuşacağız. Ondan önce reklamlara geçmeden önce sevgili Vahap Hocam'ın önemli bir tespiti vardı. Çok kısa antrenörler konusunda kamuoyuna vereceği önemli mesaj var. Hocam buyurun, antrenörlerin özellikle diploması olmayan antrenörlerle ilgili sanıyorum açıklamaya başlayacaksınız. Buyurun. Evet. Şimdi kurumsal kimlik olan futbol kulüpleri de kurumsal kimlik olduğu için herkesin belirli bir görevi var demiştim ben. Burada da tam bu konuyu konuşurken antrenörlerle ilgili açıklama yapacağımı söylemiştim ve buna giriyorum şimdi ben. Evet. Antrenörlerin çalışma şartlarıyla ilgili Futbol Federasyonu'na bir talimat hazırlanır. Bu hazırlanan talimat hangi statüdeki antrenörün hangi kurslardan geçtikten sonra hangi takımları çalıştırabileceği, hangi görevleri yapabileceği konusundadır. Bunlarla ilgili belirli kıstasları her futbol federasyonu her sene antrenörlerin TÜFAT'ın isteği doğrultusunda, antrenörlerin kulüplerle ilgili anlaşmaları doğrultusunda her sene o kadar çok değiştirir ki aynı bizim Türkiye'deki eğitim sisteminin değiştiği gibi olur. O kadar çok değiştirilir ki değişikliklerden antrenörler bile artık ben hangi takımı çalıştıracağım diye internete girip de kitapta dağıtılmıyor. O talimattan bakma gereği duyar. Şimdi bu doğrultuda Süper Lig'deki profesyonel bir takımı çalıştıracak antrenörün teknik direktör pro lisansına sahip olması Evet. gerekir. Söylediğim Okan Buruk bu lisansa sahip değil, A lisansına sahip. A lisansı da sadece Türkiye 2. liginde antrenörlük yapar. PTT 1. liginde de yardımcı antrenörlük yapar. Süper Lig'de de yardımcı antrenörlük Antrenörlük yapar. yapar. Okan Buruk'unki bu. Okan Buruk'un diploması. Sergen Yalçın'ın da henüz A lisans bile alamadığı için bildiğim kadarıyla bir kursa gitti ama aldım almadım bilmiyorum. Belki Pro A'yı almadığı için olabilir. Sergen Yalçın'ın da yardımcı antrenörlük bile yapacak durumu yok. Şimdi Sergen Yalçın ve Okan Buruk herkes bu kişilerin, bu iki futbolcunun futbol tarihine baksın. Görev yapan teknik direktörlerden daha çok futbolun içindeler mi, değiller mi onları beyinlerine yerleştirsin. Evet, Sergen Yalçın bana sorarsanız Türkiye liglerinde Fatih Terim gibi, Mustafa Denizli gibi, buna benzer Şenol Güneş gibi insanların içerisinde teknik direktör diploması alması gereken kişilerden bir tanesi. Ama çeşitli nedenlerle Beşiktaşlı olan arasındaki bir antrenörlük yapacaktı, altyapıya bakacaktı, oldu Yattı olmadı. hocam. A2'de yattı. Neyse de bunlardan dolayı Sergen Yalçın'ın da dik duruşundan dolayı bu talimatlara uymadığı için bugüne kadar bu diplomayı alamadı. Peki alamadı diye bu arkadaşı futboldan mı uzaklaştırmak lazım? Kendisi gibi futbolcu yetiştirme, bunun gibi taktik verecek çoğu antrenör olmadığı halde, teknik direktör olmadığı halde bunu futboldan yoksun mu bırakacağız? Aynı şekilde Okan Buruk'ta. Bunları yoksun mu bırakacağız? Değil ama talimatlara takılıyorlar. Şimdi talimatlara takılınca bizim Türkiye'de maalesef bu sadece futbolda değil, bu adalet sistemimizdeki kanunlarda da, eğitim sistemimizdeki kanunlarda da, iş tüzüğünde kanunlarda, ticaret kanunu hepsinde de bir gecede bizde yönetmelik değişir, bir gecede talimat değişir, bir gecede kanun çıkar, o kişilerin mağduriyeti giderilsin istenir. Şimdi Roberto Carlos geldi, ben hatırlayayım programda dedim ki ben Roberto Carlos çalışamaz Sivasspor'da. Yönetici olarak da giremez çünkü yabancı statüsünde. Evet. Yabancı statüsünde çalışmaz da ticari Siz iyi kanun. mi oldu diyorsunuz hocam şimdi bu işlerde? Şöyle söyleyeceğim. Roberto İyi oldu Carlos derseniz şiddetle karşı çıkarım. Şöyle Emeğe söyleyeceğim. ihanet var derim. Yani Türk antrenörü Cümlen biterse tırnaklarıyla hocam iki dakika kazıyacak. bitirsin Peki lütfen. ben ondan Cümlen sonra diyorum. biterse Hay hay. sen istediğin yorumu yap. Hay hay Şimdi buyurun ben hocam. Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın futbol antrenörlüğü, teknik direktörlüğü içinde bulunmasını isterim. Sergen Yalçın'ın futbol teknik direktörlüğü yerine bence antrenör olması daha faydalı. Çünkü futbolculara ne yapacağını, nerede nasıl bir hareket yapacağını, nasıl vuracağını, nasıl
takıma fayda sağlayacağını anlatabilecek bir kapasitede. Ama Türkiye'de teknik direktörler de bu işi yapıyor. Yardımcı antrenörlerin yerine bu işi yapıyor. İkisini de ben kabul ediyorum. Sergen'e özellikle kabul ediyorum. Kazanalım. Hemen lisans verelim. Fatih Terim'e bu lisansı vermeyen Futbol Federasyonu'na Fatih Terim gitti yurt dışından lisans aldı geldi. Hatırlayın aynı şekilde böyle. Mustafa Denizli'ye de vermediler. Galatasaray'da jübile yaptıktan sonra. Mustafa Denizli gitti yurt dışından aldı geldi bu lisansı. Şimdi Roberto Carlos'un da Brezilya'daki lisansı bizde... Brezilya'dan değil hocam. Bolivya'da filan. Öyle mi? Öyle bir yer yani. Bir yerden işte, aldığı lisans, evet. Tam net bilmiyorum. Bir yerden aldığı lisans Türkiye şartlarında kulüp çalıştırmaya yeterli değil. Çünkü Süper Lig'in haricindekilerinde yabancı antrenör çalıştırılamıyor. Çalıştırılamadığı için Roberto Carlos'un Türkiye'de antrenörlük yapması söz konusu değil. Ne yapıldı? Bakın buna inanın. Roberto Carlos'la anlaşma yapıyoruz diye Sivasspor Futbol Federasyonu'ndan bunun lisansı geçerli midir, değil midir diye lisansını verdiğinde Futbol Federasyonu oturuyor Cuma günü. İyi dinleyin. Cuma günü oturuyor. Salı günkü toplantısında gündeme alıyorlar ve teknik direktör talimatını değiştiriyorlar. Doğru. Bakın değiştirdiklerinde de enteresan. Teknik direktör talimatının işte 17'ye C maddesi mi eklendi öyle bir şey oldu. Tam net bilmiyorum 17 de olmayabilir. Bir madde eklendi altına. Ülkesinin milli takımında şu kadar forma giyerse, şu kadar futbol oynarsa. Var hocam ben sana getireyim o yönetimi. Dur ya dur öyle değil. Ya bak, var, çok güzel deldiler. Değil. C maddesini alın. Roberto Carlos'tan başka kimseyi tarif etmiyor. Yani iki Dünya Kupası oynadığını, kendi ülkesini, Türkiye'de kaç yıl Süper Lig'de görev... Yani öyle bir yazmışlar ki Roberto Carlos'un seceresini yazmışlar. Ya abi bu Türkiye'de para yatırıp tatil dönemlerinde 15 gün Antalya'ya gidip kurs gören... 15 gün hocam aylarca çalışıyor çocuklar. İlk kurs 15 gün oluyor. Tamam, ilk 15 ondan sonra sınavlara giren, bilmem ne yapan, gidip takım çalıştırıp bir yıl takımda antrenörlük yaptıktan sonra teknik direktörlük lisansına geçmek için uğraşan kişilere haksızlık oluyor. Ben de onu anlatıyorum. Dediğim bu. Ancak bu insanlar futbola kazandırılmalı mı? Bana sorarsan kazandırılmalı da böyle yapılmamalı. Avrupa nasıl yapıyor? Roberto Carlos'a denilmeli ki sen Sivas'ta nasıl çalışırsan çalış. Dışarıdan çalış. Ama benim seni bu takımın patronu olarak sahaya alabilmem için arkadaş benim teknik direktörlerime haksızlık yapmamam lazım. Talimat bu. Veya benim metin biyografimde yazılı internette. Ben de B lisans futbol oynarken ben de B lisans antrenörlük diplomam var. Ben de ikincilikte antrenörlük yapabiliyorum, üçüncülükte yapabiliyorum. Seninkinin kaydını silmişlerdir, kaydını düşmüşlerdir var, yok. Hocam. Yok, var. Yani bak şimdi, o zaman ben de derim ki, ben de arkadaş futbola hizmet etmek istiyorum. Roberto Carlos gibi beni de tarif edin. Şu kadar hakemlik yapmış, şu kadar FIFA kukart takmış. Kişi de yapabilir diyeyim, ben de gideyim bir takım çalıştırayım derim. Haksızlık olur işte bu. Anlatmak istediğim bu. Biz talimatları kişilere göre değil, kurumlara göre yapacağız ki diğerlerine adaletsizlik olmasın. Hangi teknik direktöre sorarsanız sorun. Hangi yorumcuya sorarsanız sorun, Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak Gaziantepspor'da başlaması Türk futboluna kazançtır diyecekler. Evet. Onu zamanla şimdi göreceğiz. Maça döneceğiz de Doğancığım. Şurayı mutlaka hemen bir cümle geçelim. Bir cümleyle geçelim. Hepiniz bilmem kaç kere okumuşsunuzdur. Kuyumcunun yan tarafındaki dükkanı kiraladı, duvarı deldi, bir gece altınları çaldı gitti diye onlarca haber. Yani hep buna benzer haberler karşımıza gelmiştir. Türk futbolunun yaşadığı şey resmen budur işte. Yani birileri bir gece geldi, duvarda surda gediği açtı, altınları çaldı gitti. Hadise bu kadar basit. Kardeşim insanların emeğine, ortaya konulan çalışma performansına, bunlara tamamen dahledilerek bir gecede yerle yeksan ederek bu yaptığınız iş değil. Ey TÜFAT! Türkiye yani Futbol Antrenörler Derneği. Ne iş yaparsınız? Nerede konuşursunuz? Onu da pek bilmiyorum kardeşim. Yazıklar olsun. Türkiye Futbol yazıklar olsun hocam. Yazıklar olsun. Siz eğer bu tip olaylarda tepki gösteremiyorsanız hiçbir konuda ahkam kesmeyin, konuşmayın. Bu konuyu da burada bitiriyorum. Burada maça dönüyorum. TÜFAT'ın genel başkanı şeyde yönetim kurulunda. Hocam geç işte bunları geç bana. Şurada papucuman yani maça anlatsınlar dönelim. Onu. Kayserispor haftalar sonra
Gerçekten kırılma maçıydı Kayserispor adına. Karadeniz'de zorlu bir mücadeleye çıktı Çaykur Rizespor karşısında. Aslında Çaykur Rizespor'da yanlış hatırlamıyorsam 7 haftadır maç kazanamıyor. 5-6 haftadır evet. Onlar da maç kazanamıyor. Kayserispor haftalardır maç kazanamıyor ve stresle çıktığı bir karşılaşmada Bobo'nun da dönmesiyle birlikte Kayserispor zorlu maçtan, kırılma maçından 2-0 galip ayrıldı. Dolayısıyla bu maçı konuşalım, bu maçı değerlendirelim. Metin Bey, maç gerçekten biraz önce benim özetlediğim gibi evet, kırılma anıydı. %100. Psikolojik açıdan da baktığımızda, çünkü makas açılıyor ve alt sıradan kurtulamıyorsunuz. Dolayısıyla futbolcular üzerinde psikolojik de bir baskı oluşacak. Ama bu baskıyı bu futbolcular atmış duruma geldiler. İnşallah bundan sonrasını da konuşacağız ama neler söylersiniz maçla ilgili? Yani ifade ettim, köşe yazımda da anlatmaya çalıştım. Sezonun bence en anlamlı, en önemli maçıydı. Evet. Bakın yani bunu ilerleyen haftalarda yine konuşmak durumunda kalacağız. O kadar kritik bir mücadeleydi ki kaybetmesi durumunda Kayserispor'un her şey bir anlamda beyazdan siyaha dönecekti. Ve tamir edilemeyecek, onaralamayacak yaralar ortaya çıkacaktı. Hani avantaj neydi? Sakat futbolcuların tamamının takım içindeki yerlerini almış olması, yalnız fizikman henüz net olarak hazır olmaması bu da handikap durumuydu. Ama karşılaşmaya gerçekten çok inanarak, isteyerek, yüreğini ortaya koyarak başlayan bir Kayserispor gördük. Her hattıyla kazanmayı isteyen, hatırlayın 4. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon, Sefa'nın pozisyonu, yani sinyalini verdi. Yani Kayserispor buraya kazanmak için geldim mesajını rakibine gönderdi. Dakikalar ilerledikçe de topu tutan, oyunu force etmeye çalışan, bloklar arasını daraltan, hem iyi savunma yapan hem de aklı selim hücum etmeyi düşünen bir Kayserispor takımı vardı. Nitekim 28. dakikada Jaja'nın kullandığı serbest vuruşta topu iyi takip eden Salih gitti gole attı 1-0. Golden sonra da Kayserispor'un domine olan, yani maçı domine eden taraf olduğunu gördük. Ve oyunu da iyi tutmaya çalıştı. 45 dakika böyle bitti. Futbol adına doğruyu oynadı, doğrulara oynadı. Bir de ilkler vardı tabii ki maçın içinde. Yani Bobo'nun dönmüş olması, fizik olarak noksanlığına rağmen Bobo yani o bölgede, peki o zaman Bobo'yu ilerleyen dakikalarda değerlendirelim. Çünkü önemli bir oyuncu. İlk 45'te Kayserispor istediğini elde etti. Bir psikolojik sorun var Kayserispor'da. Haftalardır kazanamamanın getirdiği, sürekli olarak yani 10 haftaya taşınan, 10 haftadır 3 puanı bir arada görmeyen bir futbol takımı düşünün. Ve bu futbol takımının psikolojisini kendi çapınızda analiz etmeye çalışın. Hal böyleydi. İkinci yarı başlamasıyla birlikte biz bu skoru nasıl tutarız diye bir endişe, bir soru işareti, son haftalarda yaşanan problem yaşandı. 46-60 arası inanılmaz kötü oynadı Kayserispor. 46-60 arası inanılmaz kötü oynadı. Yani böyle direnç düştü düşüyor noktasına geldiğinde, ki burada Jaja'nın fizik olarak eksikliği, Bobo'nun fizik olarak eksikliği de su yüzüne çıktı. Rakip hurra üzerinize gelirken iki oyuncunuzun fizik gücünün yeterli seviyede olmaması defansa ve orta sahaya olağanüstü fazla yük bindirdi. Nitekim bu 60'ı atlattıktan sonra teknik kadro kenardan çok doğru değişikliklere, %100 doğru değişikliklere imza attı. Önce kimi değiştirdi? Nobre'yi içeri attı, Bobo'yu kenara aldı. Çok doğru bir hamleydi. Çünkü Bobo aşağı yukarı 4 aya yaklaşan sakatlık sürecinin ardından ilk kez bir resmi maçta forma giymiş. 60 dakika sahada kalmış. Bunun 45'inde de topu tutarak iyi şeyler yapmış. Bir futbolcu için en zor bir maç, biliyor musun? Kesinlikle. Oynadığınız ilk maç, sakatlık dönüşü çok büyük sıkıntıdır. Yani zulüm gibidir o. Çok zor bir olay. Nitekim çok doğru bir hamleyle Bobo'yu kenara, Nobre'yi sahanın içine alan Prosineçki 3 dakika sonra bunun semeresini gördü. 65'te galiba değişiklik oldu yanlış hatırlamıyorsam. 3 dakika sonra da gol geldi. Sahanın artık ikinci yarıda da yürüyerek değerlemeye, toparlamaya çalışan bir Jaja, ki atılan ilk golde free kick'i kullandı. İkinci golünde net bir biçimde asistini o kadar güzel ortaya yaptı ki kafasına
Nobre artık bunu da at yani dedi. Deyim yerindeyse. Senin, o da, gibi, senin gibi futbolcu. O da, işte evet, o da selamını çaktı. Sen böyle gönderirsen ben buna vururum, golümü de atarım dedi. Uzun bir zamandan sonra ve Kayseri Spor formasıyla Nobre'nin ilk resmi maçtaki golü geldi. Evet. Maç 2-0'a geldikten sonra artık iş bitti, fiş gitti hocam. Yani her şey rahattı. Birazcık daha yani sıksaydı Kayseri Spor 3 olurdu, 4 olurdu. Ama çok kritik bir eşikti. Bakın çok kritik bir eşikti. Kayseri Spor ya karanlık dehlizlerin içinde gömülecekti ya da o aydınlığa giden tünelin yolunu bulacaktı. O aydınlığa giden tünelin yolu Çaykur Rize'de ortaya çıktı. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Futbol adına belki son 4 haftanın, 5 haftanın çok verimli olmayan bir 90 dakikasıydı ama altınla bile ödeşmeyecek yani ölçülmeyecek biçimde çok değerli bir 3 puandı. Gerçekten muazzam bir alın teri, muazzam bir birlikte hareket etmenin getirdiği 3 puandı. Herkesi kutlamak lazım. Zira yönetimi gitmiş, şehrin ileri gelenleri tarafından geri getirilmiş. Teknik direktörü ben bırakıyorum kardeşim demiş, gitmiş. Yani sorunlarla boğuşan, hakem sorunları yaşayan sezon başından beri. Yönetim bazında aynı sıkıntıları duyan, teknik kadro bazında sıkıntılar hakem, duyan. Hakem sorunları, hakem sıkıntıları. Yani tabii ki hocam yani hakemlerin yaptıklarını şimdi tekrar. Hakem sıkıntıları. Yani geriye dönmeyelim, bandı sarmayalım geriye. Tekrar oraya girmek istemiyorum. Şu var. Yani bu denli ağır bir travmanın içinden Rize'den 3 puanla çıkabilmek olağanüstü bir iş. Emeği geçen herkesi kutlamak lazım. Kafileyi götüren Mustafa Öseseki, Ali Rıza Asoğlu, Naci Bulut, onlar da başkan, onu vekaleten kardeşim Mustafa Öseseki. Onları da uğurlu geldikleri için Naci ayrıca Bey, evet, Naci Bulut ve Mustafa Öseseki, Ali Rıza Bey gerçekten çok önemli isimler de kafilede bulundu. Kayserispor yönetimi de tabii ki iştirak etti ama onlar da moral buldular. Kesinlikle. Galibiyetten sonra dönüş de güzel olduğu için. Yani biliyorsunuz futbolda yani mağlup olduktan sonra o yol bitmez hocam. Uçakla gel, otomobille gel, otobüste gel, neyle gelirsen gel o yolculuk bitmez. Ama kazanıp dönersen o muhabbet, o yol ne kadar güzel olur. Söylemeye çalıştığım şu, çok önemli bir kırılma noktasını Kayserispor kazasız, belasız yüzünün akıyla atlattı ve artık geleceğe dair çok olumlu sinyaller vermeye başladı. Ki yeniden takıma kazandırılan sakatların bir tamam kadronun içinde yer alması, hatta artık yabancı kontenjanın noktasında Prosineçki'nin kılı kırk yararak 6 içeri 4 out'a biliyorsunuz 10 tane yabancısı var. Kadro zenginliğinin ve derinliğinin değişmesiyle birlikte Kayserispor'un önümüzdeki haftalara daha güvenle, geleceğe güvenle baktığını şimdiden söylemek mümkün. Ben eğer hatırlarsanız 3 haftaki önce programda şunu ifade etmiştim. Kayserispor'un ligin ilk yarıda toplayacağı puan 18-20 civarında gerçekleşir demiştim. 3 hafta önce söylemiştim bunu. Aynı görüşümde ısrar ediyorum. 18 civarında tamamlayacak diye zannediyorum Kayserispor'u. Çünkü geride kalan 5 haftanın oynayacağı rakiplere bakarsak son hafta Fenerbahçe, onun dışında Akhisar'la devam edecek. Bu hafta edecek. Akhisar, öbür hafta Karabük. Karabük, sonra üst üste 2 hafta içeri oynayacak Konya ile devam eden bir süreç var. Yani buradan ben gönül rahatlığıyla bir 10-12 puan bekliyorum. Yani o da Kayserispor'u iyi bir yere taşır. En azından ligin ilk yarısını beklediği, özlediği yerde olmasa bile rahat nefes aldıracak noktaya taşır kanaatindeyim. Rize maçının özetlersek karanlıktan aydınlığa diyebiliriz. Evet. Şimdi hocam tabii ki önce maçla ilgili kısa bir görüşünüzü isteyeceğim. Metin Bey de biraz önce değindi. Kayserispor haftalardır hakem hatalarının verdiği yanlış kararlar nedeniyle çok ciddi puanlar kaybetti. Hem bu haftaki oynanan maçtaki hakem triosuyla ilgili görüşleriniz nedir? Sanıyorum ben bu maçı, bu kadar deneyimli isimler bu maça atanınca bu maçı yöneten hakemlerin triosunun Avrupa'da bir maça verileceğini düşünüyordum. Öyle de oldu sanıyorum. Evet. Yanlış bilgim edinmediysem. Hakemlerle ilgili neler söylersiniz? Maçla ilgili analizinizi istiyorum. Hakemlerle ilgili birazcık konuşacağım. Bazı duyumlarım vardı onu, bu maçla ilgili, özellikle Rize-Kayseri maçıyla ilgili. Ben maçın değerlendirmesi Metin Bey'in anlattığı gibi bir kısa özet yapayım ben. Evet, Kayserispor'da Bobo için
bekleneni seyirci alamadıysa bile 4 ay sakatlık tabii devresi şey geçirmiş bir futbolcunun 4 ay sonra topla buluşmasını ne zorluklar getirdiğini bilen bir kişiyim ben. Toptan uzak bir kişi. Maç oyunu hani derler ya, bir maç de Mayıs'tan eksiği var. İtibaren yoksa hocam Mayıs'ta sezonu bitirmiş. Öyle. Sonrasında ilk kez oynadı. Avusturya kampında sakatlanmıştı. Evet. Yani resmi maç oynamadı. Uzun süreden sonra ilk defa bir hazırlık maçı Erciyes Spor'la yaptığı hazırlık maçında bir gördük, devre evet, bir devre çıkıp topla buluşan, daha sonra da ciddi bir lig maçında. Evet. Neden ciddi bir lig maçı? Kazara Kayserispor bu müsabakadan galibiyet haricindeki bir sonuçla dönseydi telafisi mümkün olmayan bir yerde olacaktı. Bu Kayserispor'u bir hafta sonraki Akhisar Belediye evet ve Gençlik Spor'la yapacağı maça konsantrasyonunu yüksek tutarak başlaması neden oldu. Değil mi? Karabük. Hayır, bu hafta Akhisar geliyor, Karabük'e gidiyoruz. Evet. Bu hafta Akhisar'la oynayacak. Bu sonra maça, Karabük'e. Bu maçta Kayserispor'un moral motivasyon açısından çok ön planda çıkacağı, tabii yeterli tedbirler alınacağı, Akhisar'da öyle küçümsenecek bir takım değil. Hatırlarsa taraftarlar, geçen yıl Kayseri'de oynanan Kayseri Akhisar Belediye maçında geçen yıl 90'da 1-1 zordu. 90'da, 90'da birbiri zor 90'da yakalamıştı Kayserispor, hatırlayın. Yok, 90'da onlar birbiri yakaladı 1-0'dan. Kayserispor öndeydi. Yani evet. Yani öyle Akhisar da kendini kanıtlamış, iyi bir teknik kadrosu var, iyi bir hocası var, iyi bir futbolcu kadrosu var. Bunun için Kayserispor zaten o tedbiri alacaktır mutlaka. O maçtan alacağı galibiyetten sonraki Karabük maçının getireceği puan, Karabük maçında getireceği puan, sonraki Konyaspor maçında Kayserispor'u üst tarafa çıkartacaktır. Nedir? Karabük maçından bir puan getirse, öyle düşünelim. Akhisar'ı tabii yendiğini hesaplayacaksınız. Sonraki Konya maçında, Konya'yı da yendiği zaman ilk 10 içerisine girer. Bu da demektir ki bir çıkışını sağlayacak bir maçtı 5 bu. 5 maç oynayacak hocam. 3 içeri, 2 deplasman oynayacak. Evet. Kayseri yani Spor. Kayseri Spor için çok önemli bir maçtı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu da bu maçın aslında Avrupa'da maç yönetecek hakemler için İdeal bir maç olacağı. Neden? Kayserispor'un öyle itirazkar yapısı, sert futbol oynayıp hakemi zora sokan bir futbolcu yapısı olmadığını bildiği için Fırat Aydınus için Salı günü İstanbul'da Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig hakem üst klasman diyorlar da Süper Lig'de maç yöneten hakemleri topladığı ve toplantıya da Hollanda'dan bizim konvansiyonel sorumlumuz dediğimiz, bence eğitim sorumlumuz. Konvansiyonel deyince çok kişi hakem kurulu zannediyor. Değil. Eğitim sorumlusu. Evet. Ulenberg'in Hollanda'dan gelip hakemlere konuştuklarını ben hakemlerden duydum. Ne demiş hocam? Duydum. Ve burada da UEFA'dan Futbol Federasyonu'na bildirilir. Denir ki bu hafta sizin Şampiyonlar Ligi'nde iki hakeminize görev vereceğiz. Birisi Fırat Aydınus, birisi Cüneyt Çakır. Bu veriliyor. Evet. Ve UEFA'nın uygulaması gereği, FIFA bir ay önce açıklıyor da, UEFA'nın uygulaması gereği maçtan 3 gün 4 gün önce açıklıyorlar. Cüneyt Çakır'a ve Fırat Aydınus'a yani uygun bir maç verin, ekibini de hazırlayın demektir bu. Ve onun için dikkat ederseniz 5. 6. hakemler de Süper Lig hakemleri. Klas. Evet. Süper Lig hakemleri. Tecrübeli hakemler. Hatta evet. Hatta bir tanesi de Süper Lig'de FIFA'dan, FIFA kartı alınan bir hakem bizdi yani. Ona göre de düşünün artık. Önem verilen hakem triyosu verildi. Triyosu şimdi, demeyelim. 6 da oldu hocam artık. Yani. Şey, trio olunca 3 de oluyor biliyorsun. Unuttum. Trio karesi. 3 çarpı evet. Trio 2, karesi. 3 çarpı 2. Evet. Şimdi böyle bir hakem kadrosunun atanması Kayserispor açısından adaletsiz davranışlarla uğraşan bir Kayserispor açısından iyi bir motivasyon. Bir dakika orada duralım hocam. O zaman şunu da kabul ettiler. Bugüne kadar biz Kayserispor'a haksızlık yaptık. İşte bu size verdiğimiz önemi gösteriyor diye bir tavır ortaya koydular. Şimdi bu da yani bunun cevabı budur bence. Evet. Öyle öyle. Zaten hakemlere yapılan toplantıda Türkiye'deki eğitim sorumlusu bir CD hazırlamış. Hakemler hep bir araya toplamış. Ulenberg'le beraber
bu müsabakalardaki gösterilmeyen kartların nedenleri sorulmuş hakemlere. Hep de bizim maçlar mı yoksa? Çoğu Kayserispor maçı. Yani. Eğitim amaçlı kullanabiliyorlar çoğu yani. Spor, o güzel bir şey en azından. Çoğu yani. Çoğu Erciyesspor, Kayserispor verilmeyen kartların da ne hikmetse tabii bana söylenen, yalansa böyle bir şey yoktu diye yalanlayabilirler. Tabii bana söylenen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lehine kararlar verildiği gösterilmiş. Yani siz çok bunu ilginç. Siz bunu böyle yapıyorsunuz değil. Yani görüntüler hocam hep öyleydi diyorlar. Tamam. Şimdi bakın burada çok enteresan bir şey söylemiş Ulunberg. Tabii bizim Türkiye eğitimcisi anlatmış. Tabii arkadaşlar çıkmış aynen şöyle söylemiş. Demiş ki arkadaşlar bu olaylarda mesela şu arkadaşımızın Haris Özkaya'nın bir olayına burada sarı kart vermemesi doğrudur. Neden? Bu sarı kart sizin kontenjanınız. Bu oyuncu öyle hırçın ki, bak lafa bakın. Bu öyle hırçın ki siz bunu sezinleyeceksiniz. Bu sarı karttan sonra bu durmaz, ikinciden atılır diye kredinizi boşuna kullanmayın demiş. Çok enteresan arkadaşlar bu laf. Ne demek yani? Eğer kural bunun sarı kart ihtar gerektirdiğini varsayıyorsa vereceksin. Ya hocam bu bana ne bu oyuncunun sözü, hırçın? O Sarvan mı söylüyor? Yani eğitim sorumlusu. Yani o zaman o veciz sözü bence bulundukları salonun arkasına assınlar, imzasını da atsın kim söylediyse. Şimdi yani Ulunberg, Ulunberg devreye giriyor. Tabii Ulunberg en son sözü söyleyen oluyor ya. Ulunberg'in konuşmalarından bazı şeyleri söylemeyeceğim. Bende sır kalacak. Ne kalsın hocam? Bir şeyi söyleyeceğim. Futbol, siz ben, de kalsın. Söyleyin bakalım. Evet. Futbolu hocam ilgilen... niye mezara götürüyorsunuz? Bir dakika. Ama bu zarar verir. Futbola zarar verir. Hakem camiasına zarar verir. Söylediklerini söyleyin de onu yorumlayalım. Söyledik yanı kalmadık ama. Yok. Bunun öyle bir şey olmaz. Ne demiş peki hocam ne demiş Ulunberg? Söyleyeceğim. Ulunberg demiş ki... Maaşını mı az bulmuş? Ne demiş? Ulunberg demiş doğru, ki... Güzel. Türkiye'de hani evet. Hani eğitimci, Türk eğitimci işte buna bu kadar da sarı kart göstermeyin cebinizde krediniz olsun dediği var ya. Demiş Ulunberg, siz bu müsabakalarda, Türkiye'deki evet. Bu müsabakalarda bu olaylara kart göstermezseniz maçların içinden çıkamazsınız. Yani. Ancak Avrupa'da sakın bu olaylara kart göstermeyin. Ya hocam burası Maynamar mı ya? Bu Maynamar Ligi mi burası ya? Neresindeyiz söylenen. Biz? Allah aşkına şu söylediklerim beni geriyor. Bana yani, söylenen. Hakikaten Eyyam'ın Tilla diye bir laf var yani Eyyam ötesi bir şey şu söylediğiniz ya. Şimdi şöyle çirkinlik, diyeyim. Şöyle diyeyim. Ayıp. Ulunberg. Avrupa'da gösterme, Türkiye'de göster. Bu ne demek Doğan? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle Ulunberg, bir densizlik olabilir mi? Şimdi Ulunberg. Bu nedir? Böyle mi kalkınacak? Böyle mi bir yere gidecek Türk hakemliği, Türk futbolu? Yazıklar olsun. Şimdi Ulunberg, Ulunberg 4 yıldır, 5 yıldır Türkiye ile çalıştığı böyle için. Böyle eğitiyorlarsa böyle de hakemler çıkar işte hocam. Kusura bakmayacaklar. Vallahi. Ulunberg. 4 yıldır, 5 yıldır Türkiye ile haşır neşir olduğu için Türkiye'nin futbol yapısını öğrenmiş abi. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl oluştuğunu, Merkezi Kem Kurulu'nun kimlerden oluştuğunu, kendisinin de kabul etmese bile bilmiyorum ya, kendisi de kabul etmese bile ne yapalım, bunu eğitimci koyuyorlar dediği de varsayılırsa, şimdi o kendi kafasına göre diyor ki, bana arkadaş para veriyor bu federasyon. Ben bu hakemlerin gelip gidip anlatıyorum, kafalarına yerleştirmeye çalışıyorum. Bir türlü bunları bu futbola yanaştıramıyorum. Adaleti sağlatamıyorum. Ne yapayım? En iyisi böyle bir öneride bulunayım dedi. Bakın şimdi. Noktayı vuruyorum. Hakemlerin hani ben demiştim ya. Maç öncesi hakemlerle konuşmak hakemlere beynini yıkatır. Hata yapmaya zorlar. Bakın şimdi. Bugüne kadar araştırdım ben. Liglerin başladığı 12. haftaya kadar. 11 haftada en az 14 sarı kart gösterilmiş. 14 kart gösterilmiş bir haftada. En fazla da 27 kart gösterilmiş. Bu hafta 47 tane kart gösterildi arkadaşlar. 41 artı 6 mı demiştin o zaman? Dedim evet. 41 artı 6. Evet. Program öncesi söyledim. Evet. 41 sarı kart, 6 tane de kırmızı kart. Bakın şimdi. Niye en fazla 27 tane kart toplam kart gösterilen birlikte bu hafta 41 sarı, 6 kırmızı gösterilir. Niye? Niye hocam? Niçin? Anlattım işte. Ulunberg gelir de senin hakemine, maç yönetecek hakemlerin İstanbul'da topluyorsun salı günü. Siz kartı gösterin. Hakemler diyor ki, bakın Türkiye'de bu olaylara kart gösteremezseniz maçın içinden çıkamazsınız. Ya Türkiye neresi hocam? Bir dakika.
Ben birkaç gözlemci arkadaşla görüştüm bu konuyu. Allah aşkına. Bizzat ben aradım. Ya, bak, vicdan azabı ya. Bir dakika Metin'im. Bizzat ben aradım Doğan. Dedim ki peki siz bu hafta görevlisiniz maçlarda. Böyle böyle bir şey hakemlere verilen eğitimde böyle bir sarı kartlarla ilgili hakemlere... Benim söylediklerimi not aldın mı hocam oraya? Aldım, yayıncı kuruluşla ilgili. Aldım işte burada. Tamam. Böyle böyle bir durum var. Siz mesela göreceksiniz hakem bu olayda kural gereği kart göstermesi gereken göstermiyor. Siz ne yapacaksınız deyince bize de bizim eğitimciler telefonla uyardılar. Hakemler bundan bu hafta böyle bir uygulama yapacak. Bu ne demek abi ya? Bu ne demek yani ya? Bu ne demek Allah aşkına ya? Ülke adına yani hakikaten çok büyük üzüntü verici ya. Bir şey daha söylenmiş bizim eğitimciler tarafından hakemlere. Bunun da araştırsın Futbol Federasyonu. Ben ihbarda bulunuyorum bu konularla. Bak. Yaz abi Vahap Hoca ihbar ediyor. Vallahi diyorum. Bak, dinle bak. Yaz Vahap Hoca ihbar ediyor. Metin'im bak şimdi. Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili bu tür olaylar anlatılırken Ulumberg değil. Bizden hakemlere tavsiyede bulunan arkadaşlar diyorlar ki. Söyle hocam net ol. Evet vallahi net söyle. Diyorlar ki bak arkadaşlar 5. ve 6. hakemlerinize sakın işime karışmayın demeyin. Demek ki. Bugüne kadar öyle bir uygulama var. Neden? Nedenini söyleyeyim. Demedim mi size? Kayseri'deki bazı maçlarda canlı izlediğimde. Ben görmedim. Görmedim diyorlar bilmiyorum. 5. 6. hakemler. Demedim mi size? Ha şimdi konuştuk, demek evet ki, dediniz. Demek ki Merkez Hakem Kurulu bu konudaki rahatsızlığını eğitim kuruluşuna söyledi veya kendisi söyledi. Bilmiyorum kim söyledi onu bilmiyorum. Önemli de değil benim için. Hakeme diyor ki sakın ha sen hakemsin herkesin görevi var. Konuş. Sen hakemsin. Yardımcı hakemine de, 4. hakemine de, asistan yardımcı hakemlerine de, 5. 6. hakemine de benim bu işime karışma diyemezsin biz onlara. Hangi işlerin yapılacağını, ne yapılacağını talimat olarak belirledik diyor. Biblo falan koyardık gerek yoktu yani. Sen niye bunu demeye ihtiyaç duyuyorsun? Demek ki bugüne kadar bunlar işlem yapmamış. Bak bu neyi maçın içinde olmamış. Bu çıkıyor hocam. Bu neyi gösteriyor? Belleklerini bizi izleyenler tazelesinler. Ben haftalar önce dedim ki 5. 6. hakemlerin ellerindeki bayrak çuklarda, sopasında evet. Bip var ama çalışmıyor. Evet. Bu bipe basmayın çünkü hakemler bastığınız zaman yardımcı hakeme bakıyorlar, bayrak hakemine. Bakıyorlar ki acaba bir offside mi yoksa başka bir şey mi? Ondan sonra sana dönene kadar o söylüyor ben kaldırmadım hocam. Öbürü yok hocam şeye bak, 5. hakeme bak derken hakemin kafası karışıyor, olay geçiyor demiştim. Ve onun için de dikkat edin, penaltı pozisyonu oluyor, hakem oyunu oynatıyor, dönüyor. Ne oldu? Diyor ki işte 5. hakemden, yardımcı hakemden işaret aldı. Bunu gördük. Gördük, evet. Gördük bunları. Gördük. Demek ki Merkez Hakem Kurulu bunun için tedbir alıyor. İşte bak neye geliyorum şimdi. Beni ilgilendirmiyor arkadaş yayıncı kuruluşun hangi konularda çok reklam aldığı. Beni ilgilendirmiyor yayıncı kuruluş eğer siz bunları yapmazsanız gerçek ben size hocam. Bu parayı vermem. Beni ilgilendirmiyor. Sarılar gerçek sarı, evet. Beni ilgilendiren ne biliyor musunuz Metin'im? Beni ilgilendiren, hepimizi zaten adalet ilgilendirir de onu söylemek bile ihtiyacı hissetmiyorum ben. Evet. Hakem arkadaşlarımın sahada bu tür zorluklara göğüs germe mecburiyetinde kalma çabalarından maçı yönetecek hallerinin kalmadığına üzüldüğüm için diyorum ki karışmayın şu hakemlere. Hatırlasınlar yine dedim ki ben bizim zamanımızda bize maç atandıktan sonra biz Merkez Hakem Kurulu üyesini bile arayamazdık biz. Niye arıyorsun? Maçına git gel ondan sonra ara derlerdi bize. Anca bunu söyledi. Yani bizimle konuşmazlardı ki bir söyleyeceğim kelime cümle değil. Belki sana yanlış bir karar vermeme etki eder diye bizim hocalarımız bizimle konuşmazlardı. Hocam size şimdi rahmet günü, okuttular ya. Vallahi gelenler günü, gidenleri arattı yani ben bu söyleyeyim. Bu hafta maç yönetecek hakemleri salı günü topluyorlar. Ya ne anlatıyorsun abi gitsin maçlarını yönetsin ondan sonra ya gelsin. Ya şu anlattığınız şeyler hocam hakikaten gerginlik nedeni olan konular. Tekrar tekrar ben bunun içine girip de yorum yaparsam Doğancığım hakikaten bayır aşağı ağır şeyler gider. Şu Vahap Hoca'nın anlattığı şeyler, ortaya koyduğu, çizdiği tablo, fotoğraf Türk futbolunu gerçekten nereden nereye getirdiğimizin çok net göstergesidir. Ben yalnızca şunu söylüyorum. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye'de vicdanlar kanamaktadır.
Ya lütfen ya. Lütfen. Artık değerlenin. Toparlanın. Yani insani değerlerin ön planda olduğu, adaletin ön planda olduğu, vicdanların sahiden yerini bulduğu, düzenin içinde yapılması gereken ne gerekiyorsa bunları yapalım ben diyorum. Ben eğitimciden şunu isterim. Ya hocam hakikaten, kapatıyorum. Yani bu çok ciddi sıkıntı kaynağı şu anlattığınız şeyler. Şu programları alıp izliyorlardır, inceliyorlardır. Ya Allah aşkına artık yani. Türk futbolu bu kadar pespaye ayaklar altına alınacak bir konuda pozisyonda değil ya. Ben eğitimci olsam bu hafta hakemlere şunu söylerim bu hafta için ama maçı olmayan hakemler yani maçı olmayacağı bir haftadaki toplantıda. Arkadaş, oyun kuralları der ki bariz gol şansıyla ilgili doğrudan kaleye gittiğinden emin olduğun bir top elle kesiliyorsa penaltıya ilave elle kesen oyuncuyu ihraç et der. Doğru. Yani kırmızı kart, 2-4 futbolu ihraç deyince evet. Kırmızı kart göster, ihraç et der. Evet. Tamam. Hatırlasınlar. Penaltıyı verdi hakem. Elle kesildi. Evet, kalenin içinde bir defans oyuncusu var. Kaleci dışarıda. Bir de öbür köşede var. Doğrudan kaleye giden top. Kart bile göstermedi. Nerede kaldı bariz gole giden bir şey? Bak ben derim ki ülke arkadaşlar. Ülke futboluna hayır uğurlu olsun hocam. İki. Derim ki seni biz Dünya Kupası'nda görev yapman için senin her şeyi yapıyoruz Cüneyt. Ama sen de herkesin gördüğü Bursa sporlu futbolcunun Kasımpaşalı futbolcuya, Kasımpaşa sporlu futbolcunun sırtına girdiği o tekmeyi sen göremediysen dördüncü hakeminin 2 metre önünde oldu. Hiç olmazsa buna bir sarı kartla ikazını yapaydın derim. O da diyecek ki hocam ben bu yönden göremedim. Cüneyt görse atar. Be. Cüneyt'i biliyoruz biz. Ondan bir şeyden çekinden değil. O dördüncü hakem niye Cüneyt'e bunu söylemedi? Benim kafamdaki bu. Kim atar şimdi, hocam? Cüneyt Arkın'dan dinle. Mı bahsediyorsun sen ya? Şimdi ya ikisi nereden bahsediyorsun? Cüneyt Arkın mı bu? Film mi? Konuyu ne? Toparlayalım. Yani ikisi, evet. Ayrılan süreyle çok fazla aşmadan hocam tamam. Buyurun hocam. İkisi. Hocam çok yoğun hakem konuştururum. Konuştuk da. Bak evet. İkisini konuştururum. Cüneyt'in atacağından emin. Türkiye emin. Her hakem camiasında olanlar da emin. Ha bununla ilgili neden bu olay yapılmadıysa çözüm üretirim. Futbol Federasyonu derim ki arkadaş bu adama atıyorum. Ulenberg'in gelmesi bize faydalı değilse değildir. Eğitimi böyle vereceksin. Yoksa aldım diyelim ki bu pozisyondan dolayı Cüneyt Çakır şey olmasa, büyük hakem olmasa 5 hafta kessek neyi kazanacağız ki? Hocam ben sana kısaca cevap veriyorum. Geç bunları anam babam geç bir kalemde diyor ya bunları geç hocam. Türk futbolu bu ama zihniyet, metinim, bak bu zihniyet devam ettiği sürece metinim, şu an bak 47 sarı kart, ya 47 hocam, kart bak, ne demek? Ben de ya? Onu anlatıyorum. Bunları geç hocam. Bu zihniyet egemen olduğu sürece sen burada amuda kalk. Ben ters takla atayım bir şey değişmiyor. Anlatıyoruz. Kardeşim ortada bir zulüm var diyoruz. Ortada adaletsizlik var diyoruz. Adaletsizliğin önde gideni var diyoruz. Yani bunları yani körü de görür, aması da görür, duyar, bilir. Her şey ortada. Buna rağmen düzen böyle devam ediyor. Düzenin içinde öğütülenler var. Bu düzenden nemalananlar var. Bu zihniyeti buradan kaldırmadığımız sürece boş konuşuruz burada. İşte bu o nedenle sen istediğin kadar anlat orada. Sen ben boşa anlatırsın hocam bak. Anlattığın şeyler olsun, boşa. Anlatacağım. Bak boşa anlatırsın. Hiçbir şey olmaz. Bu düzene baş kaldıracak. Bu kadar net ya, bu kadar basit. Anadolu kulüpleri bir devrim yapacak. Bu düzeni istemiyoruz kardeşim diyecek. Bu adaletsizliği istemiyoruz. Bu vicdansızlığı istemiyoruz diyecek. Nerede? Doğru. Bunu söylemediğin sürece Vahap Hoca anlatacak. Armudun sapını anlatacak. Üzümün çöpünü anlatacak. Ya bırak hocam ya Allah aşkına. Bakıyorsun herkes kuzu kuzu seyrediyor. Aa öyle mi olmuş? Öyle olmuş. Evet görüyor musun şu takım ezilmiş. Şu takım bitmiş. Ya şu koruma kollama kalkanını bir çekin kardeşim ya. Doğru. Şu bazı şimdi takımların metinim, üzerinden şu kalkanı bir kaldırın. Metinim bak. Bırakın bu hakemleri. Bu haftaki kartların maç ortalaması yaklaşık maç başına 6. Maşallah. Bak, inşallah dinle. Yani 11'e falan çıkarırız, 15'e çıkarırız. Bak, 2 kişi bu düzeni bozdu. Bir tanesi Trabzonspor Eskişehirspor maçında Yunus Yıldırım. Bir tane sarı kart gösterdi. Yazık etmiş. Evet. Bak, neden biliyor musun? Yunus Yıldırım hakemliği bıraktım dedi. Aman Yunus sana ihtiyacımız var. Devam et. Yunus diyor ki şimdi sen külahımı anlat. Çünkü benim bir beklentim yok diyor. Evet. Bu mesajı da vereyim ben.
Öbürü kim? Yunus Yıldırım Manisa bölgesi hakemi. Ben diyor senin söylediğin benim buradan girer buradan çıkar. Benim kural kitabım var. Bana verdiğin talimat var. Ben çıkar maçımı yönetirim. Trabzonspor Eskişehirspor maçı az mı şey geçti? En çok gol pozisyonu olan maç. Şimdi, bir sarı kart. Diğer hakem de bozan. Çok konuştuk ya. Ama diğer ben hakem de, bak, hocam. Bir daha söyleyeceğim. Diğer bak, bozan hakem de. Ama. Bak diğer bozan hakem de Antalyaspor Fenerbahçe maçı iki sarı kart. Kim o da biliyor musunuz? Çağatay Şahan bu iki çocuk da Yunus Yıldırım da Çağatay Şahan da Manisa bölgesi hakemi. İkisi de aynı bölgenin hakemi. Demek ki İkisi bozdular. Manisa'dan iyi hakemler çıkıyor. Mesir macunu faydalarını evet, görüyorlar. Bu hafta evet. Çok önemli bir maça çıkacağız. Son periyotta bunu birer cümleyle geçelim. Kayserispor gerçekten cumartesi günü saat 15.30'da Akhisar Belediyespor'la kendi sahasında Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Çok önemli, çok kritik karşılaşma. Artık bundan sonraki iç sahada oynanan bütün karşılaşmalar çok önemli. Kaldı ki deplasmandaki oynanan maçlar da önemli ama öncelikle kendi sahamızda oynadığımız maçı kazanmamız gerekiyor. Takıma moral açısından şehrin de bir bütün halinde özellikle taraftarların cumartesi günü stadyumu doldurması gerekiyor. Bu konuda Kayserispor yönetimi de, Kayserispor onursal başkanı da ciddi atılımlar içerisinde raylı sistem konusunda bir girişimler var. Önümüzdeki günlerde bu netleşecek. Öğrenciler yönünde yine Kayserispor yönetimin girişimleri var. Bunları da cumartesi günü tribünlerde görmek istediğimizi belirtelim. Birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde Akhisar karşısında tribünleri dolduran futbolcularımıza destek verelim. Maçın skoru belki maçın başında talihsiz bir gol de yiyebilir takımımız ama destek vermemiz gerekiyor. 90 dakika takımımıza tam destek verdiğimiz takdirde bu futbolcular kendilerini destekleyenleri mahcup etmeyeceklerdir. Dolayısıyla lütfen cumartesi günü Kayserispor'u Kadir Has Stadyumu'nda 15.30'da yalnız bırakmayalım. Maçla ilgili birkaç cümle söylemek ister misiniz? Tabii ki isterim. Şimdi senin söylediğine ilaveten şu var. Bakın bu şehir meselesi. Doğal olarak yalnızca Kayserispor'a indirgemek yanlış olur. Şunu da arada söyleyelim. Erciyesspor'u tebrik ederim. Sezonun en iyi futbolunu oynayarak kazandı. 3 puanı hanesine yazdırdı. Sen açılışta söyledin. Kayseri takımlarının yüzü güldü. Bir tek Şekerspor kaybetti Şekerspor'a karşı. Yine yani Ankara'da oynanan mücadelede. Şu var. Eğer kritik safhalardan geçiyorsanız ve biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde nefes alıyoruz. Kayserispor bizim için önem arz ediyor. Önemli şeyler diyorsanız o zaman zor dönemeçlerde, sıkıntılı günlerde hadi bugüne kadar gelmediniz ama şu süreçte Kayserispor'u rüzgarı arkasına aldığı andan itibaren Rize ile beraber el birliğiyle topyekün yani Kayseri tabiriyle cümbür cemaat o tribünlerdeki yerimizi alalım, bu takıma destek çıkalım, bu takım bunu fazlasıyla hak etti. Yani her zaman söylüyoruz iyi günde kötü günde diyerek bu takımın eğer bir mesafe kat etmesi isteniyorsa o zaman mutlaka ve mutlaka 12. adam dediğimiz taraftarına, seyircisine büyük iş düşmekte. Yalnızca bir kapalı kale grubuyla yani bu işi nereye kadar götürürsünüz? Şehir olarak sahip çıkalım kardeşim. Topyekün sahip çıkalım. Cumartesi günü de Kadir Has stadını doldurarak orada hakeme, rakibe baskı koyma adına bu tavrımızı ortaya koyarak Kayserispor'un yeniden bir yol alma, yeniden bir şahlanma adına sergileyeceği tavırda payımız olsun. Yapmamız gereken bu. Ve Kayseri bunu bir biçimde mutlaka yerine getirmeli. Eğer illa da mesele tramvaysa ben zannediyorum ÖSS'deki başkan bu konuda kolaylık sağlar. Problem olmaz. Daha önce gördük bunları. Ama insanların Kayseri Spor ne oldu, kazandı mı, kaybetti mi, sorunu, problemi ne diye soran insanların yarısı, bak çok net bir şey söylüyorum, yarısı stada gelse İnanın Kadir Has Stadı'nın 32.500 kişilik kapasitesi full çeker. Bak Kayseri'de ne olacak bu Kayserispor'un durumu diye soran insanların yarısı, belki dörtte biri stada gelse inanın full kapasite oynamış oluruz. Bu nedenle taraftar deyip basite indirgemek çok yanlış olur. Herkes bu sürecin içinde Kayserispor'a destek olmalı. Orada formasını giyip o desteği takımına, oyuncusuna, teknik kadrosuna, yöneticisine, herkese hissettirmeli. Rakip takıma karşı caydırıcı olmalı. Bu boynumuzun borcu. Çok net bir şey söylüyorum. Bu Kayseri'nin boynunun borcudur. Cumartesi günü el birliğiyle bunu yapalım. El birliğiyle de bir zaferin altına daha imza atalım diyorum ben. Evet hocam.
Sizin çağrınız var mı? Aynı çağrı zaten. Ben biliyorsunuz taraftarlara sürekli siz üzerinize düşen vazifeyi yapın. 90 dakika takımınızı destekleyin. Ondan sonra gerekiyorsa sahada değil protestonuzu başka bir şekilde, medeni bir şekilde açıklayın derim. Evet. Ben hep programlarımda konuşma dense de, söylenme dense de güvenini kaybetmiş olan hakem camiasının güvenini kaybetme nedenlerini açıklayacağım. Bildiklerimi bana aktaranları söyleyeceğim. Benim bildiklerimi yapacağım. Ve Türkiye bugün saat 21.45'te Celtic Milan maçındaki Cüneyt Çakır'ı nasıl göğüslüyor Türk çocuğumuz diye övünüyorsa, yarın da Fırat Aydınus'u Manchester City Victor maçında da göğüslediği gibi önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor Akhisarspor maçında da taraftarlar hakemimize güven duygusuyla önce bakmayı öğrensinler, hakaret etmesinler, her olaya tepki göstermesinler. Daha sonra bunun semeresini nasıl göreceklerini ispatlayacağım. Evet. Şimdi haftanın maçlarıyla kapatalım programı. Tabii ki haftanın maçlarında hemen şöyle göz atalım. Sivasspor, Antalyaspor, Elazığspor, Bursaspor, Kayserispor, Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayseri, Eceyspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Eskişehirspor, Karabükspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor. Gerçekten artık bundan sonraki bütün maçlar nefes kesecek, heyecan dorukta olacak. Ümit ediyorum futbol kalitesi çok yüksek olur. Hakem hatalarının az olacağı maçları izlemek dileğiyle diyorum. Programı kapatmadan önce isterseniz Çaykur Rizespor maç sonrasında her iki takımın hocalarıyla sizlere veda edelim. Her iki takımın hocaları maçtan sonra karşılaşmayı nasıl değerlendirmişler, neler söylemişler. Yine futbolla veda edelim istiyoruz. Çünkü bugün futboldan çok farklı olayları da gündeme getirdik. Ama bunların da konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli hocam da Metin Bey de bir gün isteriz ki genel bir değerlendirme yapan bir program olsun. İnşallah uzun soluklu bir program yapalım. Türkiye gündemi her dakika, her saniye değiştiği için bu gündemleri de ele alıp değerlendirelim istiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık yine. Hakemlerle ilgili, hakem camiasıyla ilgili önemli tespitlerde bulundunuz. Dediniz ben hiçbir zaman dürüstlüğümden, adamlığımdan taviz vermeyeceğim. Birilerine yaranmak adına, şirin gözükmek adına konuşmamı kimse beklemesin. Doğru bildiğimi konuşurum diyorsunuz. Evet. Ben size başarılar diliyorum. Metin Bey çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. Sevgili izleyiciler, bu hafta da Sporkolik programının sonuna geldik ama biraz önce de söylediğim gibi Kayserispor, Çaykur, Rizespor maç sonrasıyla sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize hoşçakalın. Gözünüz bizde olsun efendim. Bizim için gerçekten önemliydi, şöyle önemliydi. Biz 6 haftadan beri bir doğru düz galibiyet alamadık. Ama puanlar alıyorduk. Ama böyle bir sonuç kesinlikle beklemiyordum. Ve arkadaşlarımdan böyle bir performans, böyle bir oyun da beklemiyordum. Ama tabii ki bunların hiçbir tanesi mazeret değil. Şu anda sakatımız 8'e ulaştı, hatta belki 9. 3 tane oyuncu değiştirmek zorunda kaldık, 3'ü de sakatlıktan dolayı. Hakikaten böyle bir şanssızlık yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen, yine de her şeye rağmen mücadeleden kopmadık. Ta ki ikinci yarı çok iyi başlamamıza rağmen ve Kayserispor'un ilk geldiklerinde gol yedik. Yenmemesi gereken bir gol. Bir tek Nobre var, iki tane stoperim var. Ve rahatlıkla vurduruyorlar ve gol yiyoruz. İkinci yediğimiz gol, ilk yediğimiz gol zaten yani bir defansa yakışmayacak bir gol. Aynısını şeyden yedik, Karabük'ten yedik iki tane. Yine döndü, bizim defansımız uyudu. Üç tane gol. Maalesef bütün antrenmanlarda çalışmamıza rağmen, konuşmamıza rağmen, bir sürü şeyler yapmamıza rağmen yine defans arkadaşlarımızın bana göre yapmamaları gereken hata yaptılar. Öncelikle artık hepimizin kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Mücadeleden çok erken koptuk. Yani gol yiyebiliriz, mağlup durumuna da düşebiliriz ama ilk haftalarda en azından skoru çevirmek adına mücadele eden bir Rizespor oluyordu. Hepimiz artık biraz daha fazla çalışmalı, biraz daha fazla kendimizi düzeltmeliyiz. Artık ilk yarıda bitmek üzere son 5 maç ve 7 haftada kazanılan bir Rizespor var. Artık bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Evet, soyunma odasında maçtan önce hafta içi antrenmanlarda her şey çok güzel gidiyordu fakat sahaya yansıtamadık hiçbirini. Söylediklerimizin hepsi lafta kaldı. Taraftarımızdan özür diliyoruz.
Et il faut juste continuer à travailler, tu vois, pour pouvoir reprendre le rythme. Açıkçası tabii benim için de kolay olmadı. Uzun süreden sonra oynamaya başladım. Ve 45 dakika sonra bir rahatsızlık hissedip çıkmak zorunda kaldım. Takımın durumuyla ilgili konuşmak gerekiyordu. Evet, şu anda kötü bir dönem yaşıyoruz ama önümüzde hala birçok maç var. Bu son haftada kaybettiğimiz puanları telafi edeceğimizi düşünüyorum. Ama bundan sonra artık daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü bayağı puan kaybettik son zamanlarda. Yani bu süreç bizim için kolay bir süreç değil. Biraz önce yayıncı kuruluşta da söyledim. Açıkçası biz de sezon başı bazı şeyleri belki hafife alaraktan veyahut da işin ciddiyetini bilmeyerekten veyahut da Türkiye'yi tam olarak da, her ne kadar Türkiye'de 2,5 sezondur görev yapsam da belki Türkiye'yi tam olarak da algılamadan bir göreve başladık. Ve Süper Lig'de oynamak istiyorsan, Süper Lig'de mücadele etmek istiyorsan her anlamda Süper Lig'e uymak zorundasın. Bu sadece teknik adamınızla, yapmış olduğunuz transferlerle değil, aynı zamanda da kulübünüz içerisindeki idari anlamdaki organizasyonlarla, ondan sonra taraftarlarınızla, tesisinizle her anlamda hazır olmanız gerekiyor. Biz de bugüne kadar bunun zorluklarını çekiyoruz. Halen daha devam ediyor. Ama işin en kolay olanı sahadaki işler. Çünkü iyi niyetle çalıştığınız zaman, iyi niyetli futbolcu grubumuz olduğu zaman bunu bir şekilde aşabiliyorsunuz. Diğer konularda aşacağız inşallah. Onun da biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi iyi niyet olduğu sürece çözümler çok kolay üretiliyor. Önemli olan o niyeti, iyi niyeti bulmak lazım. Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bakıldığı zaman ilk dakikalardan itibaren çok isteyen bir Kayseri Erciyesspor vardı. Yavaş yavaş bakıldığı zaman sahada birbirini tanıyan, bilen, bulan bir Erciyesspor vardı. Yani biz ilk günden itibaren de söyledik. Bizim oyuncu grubumuz çok ligin altında olan bir oyuncu grubu değil. Tam tersine. Belki de sezon başında bizim de iyi niyetimizden dolayı yerli futbolcu tercihlerinde belki sıkıntı, yani bu kadar toleranslı ve bu kadar iyi niyetli davranmamamız gerekiyordu bizim de. Çünkü bakıldığı zaman ligde oynayan futbolcu sayısı sadece iki tane vardı sürekli oynayan. Bunlardan bir tanesi Yasin. O da geçtiğimiz sezon çok fazla oynamadı. Cemcan. Yani onun haricinde sürekli oynayan yerli futbolcumuz yok. Ve biz mümkün olduğu kadar kulübün de bütçesini düşünerekten bu doğrultuda kadro yaptık. Ama devre arasındaki yapılması gereken işleri doğru yapmak lazım. Duygusallığa kapılmamak lazım. İşin ciddiye, profesyonel anlamda bakmak lazım. Biz de bu şekilde bakacağız. Bu haftada kazanmamız gerekiyordu. Bunu başarmayı bildik. Önümüzdeki haftada bu düşünceyle sahaya çıkacağız.